Yayınıma hoş geldiniz. Akya Harp torpidosu atışı. Bu torpidoyla birlikte Mavi Vatan'da öyle güçlendik ki uçak gemileri, düşman gemileri hepsi hizaya dursunlar. Türkiye'nin yerli ve milli ağır torpidosu dünyada en fazla 5 ülke tarafından üretiliyor. Bu torpidoyu atma, denizaltımızdan düşmana zerk etme ve düşman gemisini tamamen ortadan kaldırma gücü tabii ki bizlerindir. Yerli ve milli torpido ne demek? Düşmanın size verdiği veya savaşmasanız da sizin savaştığınızda dost olup bize ambargo koyan ülkelerin olması ihtimali çok yüksek. Şimdi denizaltımıza bu torpidoları yerleştirerek çok önemli ve kuvvetli bir durum elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi Deniz Kuvvetleri Komutanımız Paşamız bu yerli ve milli atışı bütün heyecanıyla, ekibiyle, komuta heyetiyle izliyor. Bu güzel görüntüleri gösteren Rabbime hamdolsun. Şimdi gördüğünüz gibi heyetiyle birlikte incelediği bu görüntülerde torpidonun başarısı ve tabii ki hedef gemiyi vuruşu büyük bir heyecanla bekleniyor. Serbest. Ve ne diyor komutanımız? Atış serbest. Bunun sonucunda atış serbest dedikten sonra tabii ki bütün ekip menzili önce belirliyor ve menzilin uzaklığını görüyor. Bu sistemi bilgisayarlar yardımıyla tabii ki geliştiriyor. Bilgisayarlardan gelen görüntüler ve kendisinin hedefi belirleme tabii ki teknolojisi ve hedefgahı ile birlikte burada hedefi görür görmez torpido için atışın uygulanacağı pozisyonu belirliyor. Denizaltımız gerçekten önemli ve stratejik bir güç oluyor böylece. Sınırsız bir şekilde denizaltımıza siz torpido yüklüyorsunuz ve savaş gemilerinizde ve denizaltılarınızda yerli ve mühimmat bombalar kullanıyorsunuz. Şimdi bu seviyeye gelmek tabii ki kolay değildi ama çok hızlandık. 2016'dan sonra çok hızlandık ve bundan sonra da tabii ki çok önemli bir seviyeye geldik. Gördüğünüz gibi şu anda bu karelerde torpido sistemi çok belirgin bir şekilde görüyor. Evet, şu anda tekrar bakalım. Torpido sistemi gidiyor ve hedefine doğru ilerliyor. Şimdi bunu yaptık. Denizaltılarımızı stratejik anlamda çok kuvvetli ve tehlikeli araçlar haline getirdik. Bir, yerli mayınlar yolda. Evet, yerli hava savunma sistemleri yolda. Hepsi var. Gemilerden kullanacağımız HİSAR sistemlerinin gemiye entegrasyonuyla oluşan hava savunma sistemleri de gemilerimizi koruyacak. Düşünün yahu, düşmanın verdiği gemi hava füzesi bitti. Ne yapacaktınız? Sapanla mı durduracaktınız? Yanlış anlaşılmasın. Sapan sistemiyle de o ada, evet şu anda komutanımız. İşte heyecan bu. Bakın, vatan aşkı bu. Heyecan bu. Bu inanılmaz bir sevinç. Muhteşem bir an ve hepimizin tüylerini diken diken eden bir an. Komutanlarımızın sevincine bakar mısınız? Yerli ve milli mühimmatın bu gemileri patlatışına ve denizaltılarımızdan atılan milli torpidoların bu güçlü atışına bakar mısınız? İşte bu günleri de gördük, bu günleri yaşıyoruz ve deniz kuvvetlerimiz artık kendi ve milli mühimmatlarıyla düşman gemilerine karşı çok güçlü bir pozisyonda. Bu seviyeye geldik ve bundan sonra da gireceğiz. Düşünün, Doğu Akdeniz'de İsrail diyor ki en büyük donanma benim. ABD diyor ki en büyük donanma benim. Senin mühimmatın çok. Karadan atış yapma imkanların olduğu bölgeler çok. Ve elindeki gemileri modernize edip yerli ve milli mühimmatlarla donattığında ne kadar muazzam bir güce ulaşacaksın değil mi? Bunları hesap etmemiz lazım. Bunları görmemiz lazım. Ülkemizin geldiği durumu, ülkemizin buradaki gücünü iyi bilmemiz gerekiyor. Böylelikle tabii ki sevincimiz da ayrı bir sevinç oluşturuyor. Gördüğünüz gibi Milli Savunma Sanayi Başkanımız orada. Evet, gördüğünüz gibi diğer tabii ki kuruluşlarımızın başkanları orada ve tabii ki Deniz Kuvvetleri Komutanımız orada, heyeti orada. Yani mutluyuz, sevinçliyiz ve bir o kadar gururluyuz ki artık
Büyük başarılar bizi bekliyor. Artık bu başarılarda daha yükseklere çıkmak bizi bekliyor. Bundan sonraki süreçte çok daha büyük başarıları elde etmek için çok önemli ve kuvvetli bir duruma geldik. Ve bundan sonraki süreçte artık müjdeleri sıralayan bir deniz kuvvetleri komutanımız var. İnanın bu seviyeye kolay gelinmiyor. Uykusuz kalmak nedir bilir misiniz? Dertlenmek nedir bilir misiniz? Mücadele etmek nedir bilir misiniz? İşte bunları bilmeyenler anlayamazlar. Mücadele etmeyenler anlayamazlar. Savaşmayanlar bilemezler. Ve bunun sonucunda bu başarıyı görenler ve bu başarıyla gark olanlar tabii ki bizler için önemli. Yerli ve milli mühimmatla atış yapıp da bu sevinci yaşayanlar şimdiye kadar yabancı menşeli bombalarla atış yapıp o sevinci yaşayamadılar. Çünkü bu mühimmatlar biterse ne diyorlardı? Ama şimdi gördünüz ne kadar güzel, ne kadar etkili ve ne kadar sonuç alıcı mühimmatlarımız var. Artık kararlı, bölgede sözü geçen bir ülkeyiz. Deniz Kuvvetleri Komutanımızın akustiği titreten sözleri tabii ki bizim en büyük sevincimiz olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanımızı alkışlıyoruz. Bütün bu emeğe geçen, bu füzeleri oluşturanları alkışlıyoruz. Milli Savunma Sanayi Başkanımız da konuşuyor. Bugün yüksek teknoloji içeren bir mühimmatın başarılı bir atılışını deniz kuvvetlerimizin envanterine bu atışla beraber, harp marşı ile yapılan bu atışla beraber kazandırmış olduk. Deniz kuvvetlerimiz özellikle 29 Ekim'de Boğaz'daki o ihtişamlı geçişiyle bu yerli ve milli yapılan ürünlerin sergilenmesi ve gösterilmesi konusunda hakikaten ne kadar azimli, kararlı hep birlikte kuvvet komutanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve tüm şirketlerle beraber koordinasyonlu çalışmaların sonuçlarını görmüş olduk. Biz tabii bugün atışını yaptığımız ağır sınıf torpido özellikle denizaltı harbi için çok çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. Hem zor tespit edilmesi hem de çok ciddi bir tahrip gücüne sahip olması sebebiyle yerli ve milli olması çok elzemdi. Bunu yapabilen dünyada 5-6 ülke var. Biz de bunlardan bir tanesi olduk. Allah'a çok şükür bugün başarılı atış sonucunda bunu envantere kazandırmış olduk. Bu mavi vatanımızın korunmasında, bölgedeki haklarımızın korunmasında deniz kuvvetlerimiz için çok caydırıcı bir güç olacak. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanlığımız, deniz kuvvetlerimiz ve bu projede emeği geçen tüm şirketlerimiz, tabii ki Roketsan'ımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımız personellerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten deniz kuvvetlerimiz için, Türk Silahlı Kuvvetleri için, özellikle savunma sanayimiz için çok tarihi bir gün. Envantere giren yerli milli atmaca yeni savar füzemizden sonra Akya torpidomuzun da deniz kuvvetlerinden envanterinde olması gerçekten Türkiye'nin mavi vatandaki çelik kılıcının ne kadar keskin olduğunu ve bunu milli kabiliyetlerle gerçekleştirmiş olmanın da haklı gururunu hepimiz burada beraber. Evet değerli izleyenler, mesajlar net, mesajlar net, mesajlar çok etkili. Kullanan gemilerimiz kısa bir süre sonra envanterimizi alacağız. Yerli ve milli atış kontrol sistemlerini kullanan gemilerimiz yerli ve milli güdüm mermilerini ve torpidolarını kullanmaktadır. Hayırlı olsun. Kullanacağımız Hisar Deniz milli ve yerli güdüm mermimizi hizmete alacağız. Aynı şekilde milli ve yerli mayınımız Malaman'ı kısa bir süre sonra envanterimizi alacağız. İşte gördünüz bu güzel müjde, bu güzel haberler bizi mest etti. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.